Koronavirüs gerekçesiyle alınan tüm sınırlama önlemleri 1 Temmuz itibariyle kaldırılıyor. Geriye sadece müzik sınırlaması kalıyor. Buna göre saat 24'te tüm Türkiye'de müzik susacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlamayla ilgili olarak kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur sözlerine yer verdi. Dünkü açıklamasında o sözlere müzisyenlerden yoğun tepki var. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. 40 yıldır verdiğim rahatsızlıktan dolayı bütün Türkiye'den çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı yeni kararları. Tek bir madde dışında tüm sınırlamaların kaldırıldığını şu sözlerle anlattı. 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Yani müzik saat 24'te susacak. Karar koronavirüs salgını nedeniyle değil, kimse kimseyi rahatsız etmesin diye alındı. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Pandemi döneminde yeterli destek alamadan yaşam mücadelesi vermek zorunda olan müzisyenlerden Erdoğan'a cevap geldi. Kusura bakıyoruz diyerek gösterdiler tepkilerini. Toplum müzikten değil ama gittikçe pervasızlaşan ve insan haklarını sürekli ihlal eden faşist zihniyetten rahatsız. Yakarsa dünyayı garipler yakar diye bir cümle var ya. Bu iktidarı da yakacak olan müzisyenler olacak. Sakın unutmayın bunu. Cahit Berkay İzmir'de katıldığı etkinlikte tepki gösterdi müzik sınırlamasına. Yarım asırdır müzik yaparken gaye insanları rahatsız etmek değil, neşelerine ve kederlerine ortak olmaktı. Kültür ve sanat insanları rahatsız etmek için değil, rahatsız olanları iyi etmek için vardır. Nilüfer, 49 yıldır yapmış olduğum müzik hayatımda sizleri rahatsız ettim diyerek helallik istedi. Cem Adrian sosyal medya hesabından yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz satırlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Demet Akalın ise alıntıladığı tweet'e anlamadık başlığını attı. Bazı müzisyenler de saat 24'ün ardından gerçekleşen konserlerinden kesitlerle atıfta bulundu Erdoğan'ın o sözlerine. İnsanları rahatsız ederken başlığını attıkları o tweetlerde konser alanında birlikte şarkı söyleyip eğlenen yüzlerce kişi vardı. Müzisyen Erhan Güler yüzün tepkisi ise daha sert oldu. Bir daha şarkı söylemeyeceğini açıkladı. Bir daha da benden şarkı yok. Bunu da bilin. Sınırlamaya tepki gösteren sadece müzisyenler değildi. Oyunculardan da kusura bakıyoruz başlığı altında ard arda tepki geldi. Mert Fırat, sanat iyileştirecek hepimizi. Artık kusura bakıyoruz ifadelerini kullandı.